Evet gençler. Şurayı kapatalım. Tolerans yasası var. Her canlının yaşayabildiği belirli ekolojik parametreler vardır. Sıcaklık, basınç, besin maddesi, oksijen, karbondioksit seviyesi, oksijen seviyesi gibi. Bazı canlılar dar tolerans aralıklarında, bazı canlılarsa geniş tolerans aralıklarında yaşar. Bazı ekosistemdeki eksternal yani en uç noktalardaki sıcaklık, oksijen parametrelerini yaşar. Bazısı en çok bulunan oksijen parametresini yaşar. Bunlar ekolojinin konusu. Biz ne göreceğiz? Biz bu hafta bentik-mentoz ilişkisinde aksiyon, reaksiyon, koleksiyonda özellikle gölün morfolojisinin canlı kompozisyonu üzerindeki değişimlerinden bahsedeceğiz. Yani bir gölü inceleyeceğiz. Gölün kıyısın boyunca derine doğru gideceğiz. Bu kısımlardaki canlıların birbiriyle olan ilişkilerini, canlının cansızla olan ilişkilerini, canlıların diğer canlı üzerindeki etkisini görmeye çalışacağız. Şimdi bentik organizmanın oksijen ihtiyacına göre farklı organizma tiplerini belirleyebiliyoruz. Zorunlu istemli anaeroblar, zorunlu aerobiyatlar, stenobiyatlar ve diğer canlılar. Bunlar çok önemli değil. Yani farklı farklı oldukları çok önemli. Şu açıdan ilginç. Şimdi bentos en dip kısmında bulunan gölün ve derenin en dip kısmında bulunan yapıydı. Buradaki oksijen seviyesine göre farklı organizma kompozisyonlarının olmasına gerek var. Yani bazısı mesela kıyıdakiler bol miktarda oksijen alabildikleri için zorunlu oksijen alabilen canlılar olurken dip kısmında yaşayanlar, en derin kısımda yaşayanlar ise oksijen kısmında oksijen ihtiyacı hiç olmayan canlılar olacak. Buna göre yeni canlı türleri olacak. Kısaca ekosistem bentik canlıların dağılımlarını belirleyen en önemli parametrelerden biri. Göller bentik ve limetik olarak kısaca iki kısmı ayrılıyor. Bentik dediğimiz kısım dip kısmındaki bütün yapıları gerçekleştirir. Yani limetik olarak verdiğimiz yer göl suyunda ya da akarsuyun üst kısmında su kitlesinde yaşayan organizmalar. Bentik temel olarak bir gölde üç ana kısma ayrılabilir. Litoral zon, limnetik zon ve profontal zon. Litoral zon hemen kıyı kısmında özellikle yoğun bitkilerin bulunduğu, en çok balıkların rastlanan, en çok insan faaliyetine maruz kalan alan. Litoral zon ne? Litoral zon dip kısımla kıyı kısmı arasında kalan, özellikle açık su kitlesinin olan kısım. Profontal zon, özellikle derin göllerde gördüğümüz, tamamen oksijenin azaldığı, ışığın hiç gitmediği ya da çok azaldığı bölge. En dip kısım. Tekrar aynı resme bakarsak göreceğiz. Litoral zon, limnetik zon ve profontal zon. Burada hangi parametre önemli? Buradaki anahtar parametre litoral zon, ışık. Işık çok önemli bir parametre. Işık bize ne sağlıyor? Işığın bulunduğu bölge boyunca özellikle litoral bölgede çok yoğun bir bitki yapısı görüyoruz. Bitkiler niye önemli? Bitkiler primer üreticiler oldukları için diğer ekosistemdeki tüm canlıları, özellikle bentik canlıları destekliyorlar. Yani litoral zon ne kadar geniş, ne kadar büyükse o kadar fazla canlı oluyor. Sorunuz varsa sorabilirsiniz gençler. Bir ses duydum. Galiba biri katıldı Evet, zannettim ama biri hocam. katıldı. Şermin yazıyordu. Evet hocam. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim hocam. Görünmüyorum herhalde. Ya, gözüküyorsun. Aa, ne yiyorsun öyle? Şaka yapıyorum, Bir şaka. şey yiyeyim mi? Ben nöbetteyim. Nöbette misin? Evet, bugün nöbete denk geldi. Ay, kusura bakma. Bak, nöbetten alıyoruz. Fazla sürmeyecek. 15 dakikada bitireceğim, merak etme. Tamam. Hadi diyorum. O yüzden devam etmek zorundayım. Dersi bitirelim, biraz konuşuruz. Tamam. Tamam. Tamam hocam. Gölün iç kısmına baktığımız zaman litoral zon, profontal zon, bir de ne vardı? Litoral zon, limetik zon vardı. Termokline adını verdiğimiz bir tabaka vardı. Sıcaklığın değiştiği bir tabaka vardı. Bu limnoloji dersinde çok yoğun şekilde incelendiği için ben anlatmayacağım. Beni ilgilendiren kısım bu değil. Litoral bölgeden devam edeceğim. Litoral bölge suyun karayla birleşim yaptığı kıyı bölgesini temsil eden bölge yaklaşık 4,5 metreye kadar kıyı bölgesini ifade ediyor. Burada çok sayıda yüzen bitki, kıyı bitkilerine sahip. Bu bölge özellikle besin maddesi açısından çok zengin.
Oksijen ve besleyici madde açısından zengin olduğu için, dalga ile bol miktarda oksijenlendiği için bu bölgedeki verim artışı çok fazla. Biyoçeşitliliğin en fazla olduğu, en yoğun şekilde organizmanın bulunduğu yerler, çok sayıda bitki ve hayvana ev sahipliği yapıyorlar. Ekolojik yapısına çok büyük katkı sağlıyor. Bir gölün bu bölgesi ne kadar büyükse o göl o kadar verimli oluyor, o kadar biyoçeşitliliği fazla oluyor. Neler bulunuyor litoral bölgede? Emergent bitkiler, yüzen bitkiler, sümerg bitkiler, algler bulunuyor litoral bölgede. Bütün bölgenin ortak özelliğini bu bölge 4,5 metre kadar su derinliğine sahip, ışın rahatlıkla geçiş yapabildiği bir alan, çok yoğun şekilde bitkisel yapılara sahip. Litoral bölgede işte sazlar, çeşitli bitkiler var, nif var, nilüfer bitkimiz var, paramız var hatırlarsanız, bakın en son kısma kadar. Bütün bölgede bol miktarda bitki olduğu için oksijen açısından oldukça zengin bir alan. Bitkiler olduğu için aynı şekilde bentik canlıların yüzeye yapışarak sessil olarak yaşayabiliyor, sessil ya da mobil olarak hareket edebiliyorlar. Bitkilerin çok yoğun olması bu bölgede diğer bütün organizmaların yoğunlaşmasını sağlıyor. Balık yumurtaları vesaireler bu bölgede özellikle çoğalıyorlar ve büyüyorlar. Bu bölgede çok yoğun bir biyo üretim var. Aynı şekilde tüketim var. Kısaca çok önemli ekosistemler, göllerin en çok korunması gereken alanların başında litoral bölgeleri geliyor. Farklı tipleri olabilir. Kayalık olabilir, birden kayak kesintisi şeklinde olabilir, bataklık şeklinde olabilir ya da kumullar şeklinde olabilir. Farklı farklı tipleri olabiliyor. Üst litoral bölgede emergent bitkilerle başlıyor. Yarı batak, sucul bitkilerle başlıyor. Burada saz, kamış, hasır sazı gibi farklı farklı türler bulunabiliyor. Birçok memeli ve su kuşunun özellikle yuva yaptığı alanlar. Hepiniz biliyorsunuz sazları. Hatırlarsanız Gala Göl'ünde görmüştük. Bol miktarda vardı. Farklı saz türleri ya da kamış türleri bulunabiliyor. Litoral bölgede aynı zamanda lemnemidör, yüzen bitkiler bulunuyor, su mercimeği gibi. Azolla bulunabiliyor, nilüfer bulunabiliyor, beyaz sarı nilüfer bulunabiliyor çok yoğun şekilde. Eledoya görmüştük hatırlarsanız, geçen yıllar genel bir hatırlamıştık. Bol miktarda oksijen gazı çıkartıyordu, deneylerde kullanmıştık bitki fizyolojisini hatırlarsanız. İşte kıramız, zelefterifilyum vesaire gibi çeşitli bitkilerimiz var. Arkasından sublitoral bölge, litoral bölge ile profrontal bölge arasında ışın daha az olduğu bir bölge var. Işık miktarı azaldığı için bitkiler yok olmaya başlıyor. Bentik mikroflora azalmaya başlıyor. Dalga ve rüzgarla etki daha az canlı bir barındırıyor. Dipterli larvaların, özellikle plekopter ve dipterli larvaların çok yoğun olduğu bir bölge. Burada çeşitli dipterli larvalarını görüyorsunuz. Midye yapıları var. Gelelim profrontal yere. Profrontal bölge hatırlarsanız üçüncü bölgeydi. Göl yapısından en dip kısım, en derin kısma biz profrontal bölge diyoruz. Afotik bölge. Afotik bölge şu demek, yani ışığın artık ulaşmadığı, yalnızca çürüme olayı ya da yukarıdan gelen besin maddelere bağlı olan diyebilen canlılar burada. Çamur kaplı, ışık hiç yok. Oksijen az, metan gazları ve diğer gazları özellikle fazla. Çürüme olayı meydana geliyor. Tübüveks gibi özellikle oksijensizliğe dayanabilen türler var. Anaerobik bakteriler çok yoğun şekilde bu bölgede bulunuyor. Biri bir şey mi söylüyor Şermin? Hocam servisteyim. Hayır, servisten. Herkese geçmiş olsun, herkese merhaba. Onu da söyleyeyim. Şimdi bu ışık bölgesi olarak ayırdığımız için ondan da çok ufak biraz bahsedeceğim. Çok az kaldı, bitiriyorum anlatımı. Işığın geçtiği bölge ofotik zon ya da trofogenik zon deniyor. Yani ışığın girebildiği, nüfuz edebildiği alan. Işık olduğu için bitkisel üretim oluyor. Bitkisel üretimin dengelendiği bir alan var. Arkasından da özellikle buna dengelendiği yer kompozisyon denge düzeyi diyoruz. Alt kısımda ise üreticilerde tüketicinin aktif olduğu afotik ya da trofolitik zon dediğimiz zon var. Kısaca bu zonlaşma Işık belirlediğine göre bir ışık olan kısımda ofotik zon ya da trofigenik zon diyoruz. Yani fotosentetik canlılar. Alt kısmında afotik ya da trofilitik zon diyoruz. Solunum yapan canlılar. Tam ikisinin dengelendiği derinliğe ise kompozisyon denge derinliği diyoruz.
Resimden şöyle yaptım. Litoral zon, pelajik Afrotik zon, profontal Afrotik zon. İşte tam arasında kompozisyon derinliği. Pelajik canlılar hepiniz biliyorsunuz. Plankton, nekton ve nöston olmak üzere ayrılıyor. Pelajik canlılar su kitlesinde yaşayan canlılardır. Suda aktif olarak hareket edenlere plankton, pasif hareket edenlere plankton, aktif hareket edenlere nökton diyordu. Küzeyde yaşayanlara nöston adını veriyorduk. Bentos'ta yalnızca dip kısmında çamur kum yapının içinde yaşayan organizmalar. Aynı bilgiler. İnfoana dediğimiz elemanlar nedir? İnfoana çamur içinde tamamen gömülü olarak yaşayan, yani bentozun dip kısmında çamura gömülü olarak yaşayan canlılardı. Evet, planktonları çok hızlı geçersek, planktonlar bitkisel ya da hayvansal kökenli olabiliyorlar. Cansız olanlara tripton adı veriliyor. Geçtim. Boyutlarına göre ultraplankton, mikroplankton, mezoplankton, makroplankton olarak isimlendiriliyor. Yaşadıkları alanlara göre limnoplankton, göllerde, nehirlerde yaşayanlara potamo ya da reaktoplankton deniyor. Havuzda yaşayanlara reaplankton, tuzlu ortamlarda yaşayanlara haliplankton deniyor. Kökenlerine göre otojenik ya da alojenik olabiliyorlar. Yani yerli olarak o bölgede bulunan ya da göç olarak gelen canlılar olabiliyorlar. İşte plankton tiplerimiz var. Deyip bu hafta hızlıca bitiriyorum gençler. Kaydediciyi kapatıyorum. 11 dakikalık anlatmışım, çok anlatmışım.